Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, hikmet kaselerinde Rabbimizin esmalarından birini daha konuşacağız. Aslında iki isim ama mahiyet, içerik olarak bilmiyorum farkları var mı? El-Kadir ve El-Muktedir isimlerini, Rabbimizin bu iki güzel ismini konuşacağız. Bu programımızda değerli hocam Abdülhakim Sonkaya ile. Evet Seyda Manca, hoş geldiniz diyelim. Eyvallah efendim. Evet, El-Kadir ve El-Muktedir. Rabbimizin kuvvetle, güçle, kudretle alakalı ismi lütfedip başlayalım. Yani aslında yeryüzünde Allah-u Teala bu ismi insan üzerinde, hayvan üzerinde bir şekilde kudret olarak tecelli etmiş. Bu isim tecelli etmiş. Fakat önce bir ismin genel olarak muhtevası El-Kadir ve El-Muktedir, tabii farkları ne, kesiştiği noktalar ne? Bunu lütfetseniz başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii El-Kadir ismi ve El-Muktedir ismi denildiği zaman akla hemen kudret geliyor. Kudret de güç demek. Hani kudretli denildiği zaman kişi, işte Muktedir denildiği zaman, yani elinde güç olan, erk olan, bir otorite olan, güçlü kişi, yani tasarruf hakkını elinde bulunduran kişi demektir. Allah-u Teala Celle Celaluhu kendisine bu ismi vermiştir ve zaten bu isim çok geniş bir manaya sahiptir, bir uygulama alanına sahiptir. Tecelliyatı çok geniş olan bir ismi Cemil'dir. Yalnız hemen şöyle bir soru sorulabilir. Şimdi Allah-u Teala'nın El-Kavi ismi de var. O da güç yani, demek. Evet. Farkı ne? Ya da nasıl bunu ayırabiliriz? Tabi El-Kavi ismini inşallah önümüzdeki programlarda ele alacağız inşallah. Ama bu El-Kadir ismiyle ilgili olarak hemen şöyle bir giriş yapabiliriz. Biliyorsunuz güç zehirlenmesi denir. Efendim, güç azgınlaştırır bazen insanı. İşte güç ölçüsüzleştirebilir. Tasarrufta, yetki kullanımında farklı şeylere itebilir. İşte Hak Teala Celle Celaluhu gücün ölçülü kısmına El-Kadir ismini veriyor. Ölçülü kısmına. Ölçülü kısmına. Yani Hak Teala Celle Celaluhu şunu buyuruyor. Diyor ki, ben sonsuz bir güce sahibim. El-Kavi olarak her şeye gücüm yeter. Gücüm var. Ama ben bu gücü mesela takdir ederek kullanıyorum diyor. Yani ölçüye uygun olarak. Yani bir şey yaparken mesela ben sadece kaba kuvvetle yapmıyorum demek istiyor. Hani kaba kuvvet derler, biliyorsun. Evet. İşte El-Kadir kaba kuvvetin zıttıdır. Yani Hak Teala Celle Celaluhu ben kaviyim diyor. Aslında bir mühendislik ismi gibi bir şey. Tabii ben kaldırırken, indirirken, iş yaparken bir program var, bir ölçü var. Tabii. Bu ölçüye göre yapıyorum. Şu şuraya gidecek, buna bu kadar güç i̇şte, lazım. Değil mi? Aynen. Yani takdir etme, biliyorsunuz. Takdir etmek bir ölçü anlamında kullanılır. Yani evet, bir şeyin takdir edilmesi, yani bunun bu tam takdir edildiği zaman bunu, ölçüsünü tam al demektir. Evet. Ha, demek ki bir güç eğer bir şeyin yerindeliğini, verdiği yerinde olup olmamasına dikkat etmezse kaba kuvvete dönüşür. Yani bir şey uygun olmasa da yaptırır. Evet. Ondan dolayı Hak Teala El-Kadir ismini çok seviyor ve çok Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen isimlerden. Bunu biraz daha somutlaştıracak olursak şöyle bir şey mi mesela? Kadir ismi elbette Allah-u Teala sonsuz kuvvet sahibidir, sonsuz kudret sahibidir. Ama mesela tarlayı sürüyor diyelim ki, tarlayı işte bir traktör sürmeli. Siz tarlayı sürmesi için karıncayı görevlendirirseniz, değil mi, ona tabii, gücü, yani, onu sapana onu bağlarsanız. Tabii burada gücün orantılığını ifade ediyorsunuz hocam. Bu da adaleti getiriyor zaten. Yani şimdi her şeyi, hani Allah Celle Celaluhu her şeye gücün yettiği oranda yüklüyor. Bu da Kadir isminin bir tecellisidir. Yani diyelim birine bir şey görev ya da bir sorumluluk yüklediği zaman o sorumluluk onun gücüne orantılı olduğu için burada bir Kadir ismi de oraya giriyor. Yani evet, yani bu bahsettiğiniz şey çok önemli. Hani ben bu ama bazen insan adalet davranmadığında birbirine karşı insanlar ne yaparlar? Takdirin dışına çıkabiliyorlar. O bakımdan yani El-Kadir ismi kudretini
bir kader üzere, bir miktar üzere, bir ölçü, ölçü üzere kullanandır. Dolayısıyla el-muktedir. El-muktedir bütün yani dağınık olan, yani dünyada var olan iktidarın toplamının sahibi odur demektir. Evet. Yani herkes kendi iktidarının kaynağının Hak Teala olduğunu bilmeli. Hı-hı. Çünkü el-muktedir budur. Gücün gerçek sahibi benim. Tabii. Siz yeryüzünde velev ki kudretli görünseniz bile el-muktedir benim. Bir de hı-hı, yeryüzünde hiçbir zaman tek bir güç olmaz. Mesela İktidar ekonomik olmaz. Güç olur, işte ekonomik iktidar olur, siyasal iktidar olur, nüfus anlamında kültür, her şey dağınıktır biliyorsunuz. Hı-hı. Hak Teala Celle Celaluhu burada şunu buyuruyor. Diyor ki nihai manada bütün bu kudretlerin toplamı bana aittir. Ben hem kadir olarak her gücün içinde ayrı ayrı tasarrufa sahip olduğum gibi her şey benim iznimle olduğu gibi bir de bunların toplamı. Mesela biz deriz ki işte falan ülke Amerika güçlü, kudretli, Rusya da kudretli, işte muktedir kişinin üzerinde olan Hak Teala'dır. Evet, aslında şu, yani şunu anladım, yanlış mı anladım bilmiyorum. İnsanlar ya da devlet başkanları ya da devletler kadir olabilir ama muktedir olabilmeleri imkansız. İmkansız gibi bir şeydir. Bir şey mutlak manada böyle. Mesela kutup diyoruz. İşte blok diyoruz. Hayır, şu anlamda. Hani insana tecelli üzerinden konuşuyoruz. Doğru, tecelli doğru. De etmiyor muktedir. Muktedir. Şunun için. Evet. Çünkü şu ana kadar ay tarihçiyim. Şu ana kadar şimdi kültürel manada, siyasal manada, işte bilimde, sanatta, edebiyatta, orduda, teknolojide hepsinde bütün gücü kendisinde toplamış bir devlet yok. Yok, olamaz. Mutlaka olamaz. Bir yerde güçlüyse bir yerde başka bir devlet. İşte Hak Teala muktedir bütün bunları bir arada toplayabilen demektir. Bunların sahibi odur demektir. Anlatabildim mi hocam? Muktedir evet, budur. Evet. Ama kudret dağınık oluyor. Mesela işte bu kişinin ekonomik, bu kudretli bir şahsiyettir diyor. Kudretli bir padişahtır, kudretli bir iş adamıdır, kudretli vesaire derler yani mesela. Hı-hı. Ya parayla, ya siyasal güçle, ya ekonomik güçle bir kudret elde ediliyor. Ama muktedirlik daha genel ve daha şey. Anlaşıldı mı hocam? Yok 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 çok. Ben evet. Bir problem yok. Yani Allah-u Teala Kadir ismiyle her şeyi dağıtmış. Evet. Farklı muktedir de toplamış. Muktedir de aslında evet, mesajı da veriyor. Evet. Muktedir benim diyor. Tabii. Çünkü size tabii, parça parça kendimden, bravo, o ruh üflenmiş diye kendimden parçaları hepinize dağıttım. Tabii. O kadir oluyor. Evet. Kadirsiniz, olabilirsiniz ama muktedir olabilmeniz, hani çalışırsınız, çabalarsınız, o ayrı bir şeydir. Tabii. Fakat şu ana kadar en azından muktedir olan, belki peygamberlerin devletinde belki bu muktedir olma şeyi vardır. Hazreti Süleyman'ın bilmiyorum. Ama bunun dışında bizim görebildiğimiz kadarıyla şu anki en azından tarih formasyonuna bakıyorum. Muktedir olabilmiş her alanda. Mesela somutlaştıralım. Amerika çok güçlüdür şu an ekonomide. Evet. Ama mutlaka ciddi bir yoktan zaafı vardır. Evet. Ekonomide ciddi i̇şte muktedir olamıyor tam. Siyasi olarak, askeri olarak çok güçlü. Kudretli ama muktedir değil. Evet. Diyebiliriz. Ama muktedir olamıyor. Kadir olmuş. Evet. Kudreti var. Fakat işte başka yerlerde gedikler var. Nedir? Tabii. Ekonomisi problemli. Nedir? Kültürü yok. Tabii. Kültürsüz bir tabii, medeniyet. Tabii. Aynen. Aynen. Evet. Bütün güç odaklarını kendinde toplayan Hak Teala'dır. Güç odakları ya da güç bloklarını. Hı-hı. Mesela hani A blok, işte Batı bloku, Doğu bloku derler. Ya da işte tek kutuplu dünya derler. Ama tek kutup olmuyor işte. Evet. O manada. Bunu inşallah hani anladık diye düşünüyorum. Yalnız hocam o kaba kuvvet konusunu biraz daha iyi, biraz daha izah etmek lazım. Biliyorsunuz insanlar güçlendiği zaman kaba kuvvete başvurmaya başlıyor. Artık ölçüyü kaçırıyor. Evet. Yani, kudretin kaynağı nedir diye sorayım, öyle devam edin. Buyurun hocam. Kudretin kaynağı, yani El-Kadir ismi bize kudrettir. Çok ya, güzel bir şey söylüyor. Kaynak nedir o zaman? Peki. Kudretin kaynağı hocam. Bazıları özür diliyorum. Tabii. Kaba kuvvet dediniz ya. Tabii. Mesela bazıları için kudretin kaynağı kaba kuvvet. Tabii. Bazıları için bilim. Bazıları tabii, için adalet, çok bazıları güzel, için vahiy. Nedir kudretin kaynağı? Kudretin kaynağı rahmet ve adalettir hocam. Yani net söylüyoruz bunu. Çünkü hı-hı, biliyorsunuz biz her Rahman isminin bütün isminde tecelli ettiğini hı-hı, söylüyorduk. Hı-hı. Şimdi Kadir, eğer Allah-u Teala Celle Celle takdire, miktara önem vermeseydi rahmet olmazdı o zaman. Dolayısıyla az önce verdiğiniz örnek, mesela karıncaya bir şey yüklemek ya da hı-hı, her şeyi gücü ölçüsünde takdir ederek sorumluluk yüklediği için bu rahmet ve adalet oluyor. Evet. Dolayısıyla bir yerde eğer adalet ve rahmet yok olursa kaba kuvvet devreye girer. O zaman yönetim ahlakı ve yönetim terazisi, yönetimin özü bozulur. Dolayısıyla o çok fazla uzun süre gitmez. Bu nedenle hani zulüm devam etmez demişlerdir. Hı hı. Neden?
Çünkü kendi kaynağını, kendi meşru şeyini kaybetmiştir. O bakımdan yani biz kudret dediğimiz zaman, Allah-u Teala'nın El-Kadir ismini ele aldığımız zaman hemen aklımıza şu gelmeli. Yani zaman anlamında ölçü, mekan anlamında ölçü. Değil mi? Mesela evet, mekansal ölçüler vardır, hı-hı, zamana bağlı ölçüler vardır. Hı-hı. Şimdi mesela biz bir günde oruç tutuyoruz. Bu zamansal ölçüdür. Evet. Değil mi? Allah-u Teala yukaddirul leyle ve nahar diyor. Allah geceyi ve gündüzü takdir eder diyor. Evet. Yani mesela bunların bir takdiri vardır, bir ölçüsü vardır zaman anlamında. Hı-hı. İşte ibadetler, sorumluluklar anlamında zamana bağlı şeylerde bir takdir vardır. Yani ölçü. Mekanda da bir ölçü vardır. Değil mi hocam? Mekansal evet, şeylerde de bir ölçü vardır. Mesela biz her şeyi bir ölçüyle yaparız zemin üzerinde. Hı-hı. Mesela çok küçük de olsa bir evimiz, çok devasa büyük de olsa problem oluyor. Hı-hı. Yani sonuçta her şeyin dengenin olması. Tabii mekansal anlamda, yer anlamda. Dolayısıyla bu adaletin ve rahmetin tecellisidir. Ondan dolayı kudret mutlaka adalete ve rahmete dayanmalıdır. Kaynağını oradan almalıdır. Adaletli olacak, rahmetli olacak, rahmeti esas alacak. O zaman her şey ölçülü olacak, inşa olacak. O zaman medeniyet olacak. O zaman bir şeyin ayağa kalkması söz konusu olacak. Aksi takdirde bu bizde çok güzel bir deyimdir. Kaba kuvvet olur. Kaba kuvvet ölçüsüz ya da ölçüsüz güç derler mesela. Ölçüsüz güç kullanmak diye bir tabir kullanıyorlar biliyorsunuz. Yani ölçüsüz olduğu zaman zulme yol açar. Ölçüsüz olduğu zaman mesela görüntüyü, simetriyi bozar. Ölçüsüz olduğu zaman dengeyi bozar. Yani işlevselliğini yitirir. Evet. O bakımdan Hak Teala Celle Celaluhu El-Kadir isminde ölçüyü bir de esas alıyor, bir de takdir ediyor. Yani kadir kıymet biliyor. Aha, kadirin o, bir anlamı da kıymet o, demek. Evet, o kelimeyi açıklıyoruz. Kadirin bir anlamı da kıymet. O zaman bizim Türkçemizde şöyle bir kelime var ya. Hı. Kadru kıymet bilmek. Tabii. Kadr. Kadir. Kadir, evet. Kadrini yani kadir kuvvetti. Tabii. Yani, ama burada ölçü anlamında. Yani karşıdakinin ölçüsünü, kıymetini takdir ediyorsun. Değerini ölçebiliyorsun. Ha bunda şu vazife var. Şu yani hakkını vererek, hakkını teslim ederek. Mesela takdirname veriliyorlar çocuklara. Hı hı. Takdirname Allah'ın Kadir isminin bir tecellisidir. Takdirname bizim bildiğimiz hani öğrencilere, çocuklara takdirname verilmiyor mu hocam? Evet. Ne demek takdirname? Neyi ifade ediyor? Belgedir. Peki manası ne? Yani biz seni takdir ettik. Biz senin yaptıklarını ölçtük, biçtik ve bir kıymet atfettik. Evet. Evet. Yani senin yaptıklarını ölçtük ve o ölçtüğümüz şeyi değerli buluyoruz. Değerini bulduk. Değerli olduğunu gördük. İşte hem takdirnamede hem ölçme vardır. Yani takdir ettik bunu, ölçtük. Bunu şeyini yaptık, değerlendirmesini yaptık. Yani ya işte puanlara göre ya nota göre, hı hı, vesaire. Biz bir takdir ettik bunu. Ölçtük. Peki şeyden farkı ne hocam? Değer ve fiyat. He. Şimdi bazı şeylerin değeri var. Bu ama aynı zamanda fiyat anlamına mı gelir? Evet. Şimdi yani değer, fiyat biliyorsunuz bazı şeyler yani fiyat pazardaki rakamdır. Bir şeyin, hı hı, pazardaki alışverişteki mesela Yusuf Aleyhisselam işte satılıyor Mısır'a. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Hani وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ diyor. Evet, Allah bir fiyat vuruyorlar ona. Onu birkaç tane dirheme, evet, sattılar. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ onu o konuda çok zahittiler. Yani çok fazla değer vermediler diyor Hak Teala. Ha. Şimdi burada fiyat var ama kıymet takdir yok. Çok güzel. Aslında ayet-i kerime biraz ironi yapıyor. Evet. Değil mi? Yani şey diyor siz değerden anlamıyorsunuz. Tabii. Fiyat vurdunuz. Ya fiyat vurdunuz. Evet. Fiyata 3 kuruş diyebildiniz. 3 lira 5 lira neyse dediniz. Tabii. Ama siz onun değerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Peki bilseniz yani bilseniz ki bu Yusuf'tur. İşte bir büyük sır sahibi, her şey yani sırların sahibidir. Mısır'da aziz olacak. Hı hı. İşte Zeliha'nın aklını başından alacak. Bunu bilseniz bu fiyata verir miydiniz? Peki Zeliha'ya deseniz biz sana Yusuf'u vereceğiz ne verirsin? Neyi vermez? Belki Zeliha Yusuf'un değerini biliyordu. Tabii ki.
Değil mi? Tabii ki. Yani bir yönüyle öyle. Yani demek ki aynı değil. Değer aynı ve fiyat işte. Türkçe'de eş anlamlı gibi görünüyor ama yok. Onun için sorayım dedim. Yani yok. Asla birbirine benzemiyor iki kelime. Tabii. Birbirine yani sürümdeki şeydir yani fiyat. Yani fiyat sürümde olan bir ya şey. Değerle kudret arasında kadir kelimesi arasında bir ilişki var ama fiyatla sanki pek bir ilişki yok. Ya fiyatı da kapsıyor. Ama bazen fiyat mesela biraz değerine yakın olabiliyor. Ama rahmetten dolayı her şeyin fiyatı düşüktür aslında kainatta. Evet. Mesela ekmek rahmetten dolayı ucuzdur. Fiyatı düşüktür. Ama kudreti, kıymeti o değildir. Evet. Yani biz bugün biz bir ekmeği 1 liraya alıyoruz ama kıymeti bu değil. Aslında normalde değeri daha fazla. Tabii kıymet değil. Bu, çok daha fazla. İşte bu rahmetten dolayı Hak Teala Celle Celle ne yapıyor? Kadir ismini kullanarak bazen fiyatı da düşürüyor. Yani çok kıymetli olan, takdir edilmesi gereken bir şeyin fiyatını da ne yapıyor? Düşürerek insana rahmet ediyor aslında. Burayı aslında peygamberlik biraz... peygamberlik gibi. Tabii. Yani mesela peygamberliğin, peygambere tabi olmanın fiyatı kelime-i şehadettir. Tabii. Kelime-i şehadet getiriyorsunuz, Resul olduğuna, işte Allah'tan geldiğine bu peygamberin iman tabii. ettiğiniz an siz artık mümin oluyorsunuz. Bravo. Aslında çok ucuz, çok az bir fiyat. Bravo, çok. Zaten. Yani Allah Teala Celle Celaluhu değerli bir cennet veriyor, tabii. dünyada huzur veriyor. Yani değere vurduğumuzda inanılmaz değerli. Fakat hani fiyatı, o iman etmenin fiyatı çok ucuz. Çok, bravo. Çok ucuza iman edilebilir. Bu nedenle Allah diyor siz alışverişe sevinin. فَاسْتَبْشِلُوا بِيَعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ Yaptınız bu alışverişe sevinin. Niye? Evet. Çünkü çok yani fiyatına göre iş yapmadınız. Çok hı. az. Mesela bir veriyorsunuz 700 kat geri veriyor Allah Teala. Yani bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de çok şey var. Yani rakamsal şeyler üzerinden, fiyat üzerinden çok örnekler var. Yani Hak Teala Celle Celaluhu bazı şeyleri ucuza veriyor. Ama bu onların ucuz olmasından dolayı değil. Hı-hı. Rahmeten öyle veriyor. Karşıdakine verdiği evet, değerlendir. Sübvanse ediyor yani. Şey gibi mi hocam? Yani diyelim çok sevdiğiniz bir dostunuzdur. Bir ticaretiniz vardır. Alış fiyatı tamam dersin. Ona söylemezsiniz belki ama tamam dersiniz. 10 lira. Hı-hı. Çünkü o sizin için değerlidir. Yani aslında malınız belki 30 liraya satıyorsunuz. Dostunuz vardır, dostluğunuz vardır, muhabbetiniz vardır. Hatta bedavaya vermek istersiniz de o almaz belki. Buna sübvansiyon da deniyor hocam. Bakın hı hı. mesela devletler diyelim ki çok temel ihtiyaçları dışarıdan pahalıya alır, ucuza satar. Buna sübvansiyon diyorlar biliyorsun. Evet. Sübvanse diyorlar. Etmek. Yani bu Hak Teala bazı şeyleri sübvanse ediyor. Hı hı. Anlatabildim mi hocam? Yani çok pahalıya, çok değerli olduğu halde ucuza veriyor. Ama bu bize şükür olarak gerisi tamamlayın diyor. Tabii. Mesela onun için bizde ekmek mesela hani çok ucuz olduğu halde çok değer verilen bir şeydir ekmek. Hı hı. Yani neden çok ucuz olduğu halde çok değer verilir? Domatesden daha ucuzdur ama domatesden daha değer veriliyor ona. Evet. Yani bir domatesi yerde gördüğünüz kimse almaz ama tabii ekmeği alırlar. Koymaz, evet. Niye ekmeği alırlar değil mi? Çünkü sübvanse edilmiştir ekmek. Hı hı. Yani kıymeti o değil. Hayır zaten kültürümüze baktığımızda işte ekmekle ilgili ekmek aslanın ağzında tabii. işte ekmeğinin peşinde koşmak değil mi? Bir sürü tabii, deyim yani var. Buradaki ama ekmek... domatesle ilgili bir deyim yok. Yok. Yani burada kastettiğimiz hocam özellikle ekmeğin gerçek kıymetiyle, kudreti yani hı-hı. takdir edilen kısmıyla değeriyle fiyatı arasındaki farkı. Yani tabii, fiyatı tabii. düşük ama değeri çok ve mesela bu bariz bir şekilde görülüyor. Ama bazen mesela şeyler fiyatı daha pahalıdır. Ekmeğin 4-5 katı fiyatı olan yiyecekler var ama aynı takdiri görmüyor. Evet. Şimdi Kadir ismini, El-Kadir ismini konuşuyoruz. Kaderi de konuşmamız gerekiyor. Elbette. Çünkü aynı yerden türeme. Tabii. Değil mi? Tabii. Kaderi insanlar hani zor bir konu. Tabii. Ve bu isimden türeme. Ne dersiniz hani kader kadir ilişkisi? Hocam kader bir kere Allahu Teala Celle Celaluhu kaderi kadir ismiyle yapıyor. Yani ne demek bu? Şimdi biz zaman dedik, mekan dedik, takdir etmek dedik. Allah Celle Celaluhu bir insanın kaderini takdir ederken yani bir kuluna bir kader tayin ederken, insana kader tayin ederken ona o konuda en uygun zamanı takdir ediyor. Yani onun için en uygun zaman o zamandır. Zamansal anlamda tam bir ölçü vardı. Onun için ona kader denilmiştir. Mekansal anlamda olması gereken noktadadır. Zamansal anlamda olması gereken noktadadır. Bu çok önemli. Evet. Bu şahane bir şey. Evet. Neden? Çünkü bazen insanlar hani şey diyoruz ya işte ya Rabbi yani keşke bu yüzyılda değil de işte atıyorum ben Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde yaşasaydım. Tabii ya da şimdi evet derler. Diyoruz ya böyle şeyler. Bu dediğiniz şey aslında
Bu ifadeyi sarsıyor. Elbette. Sen zaten en güzel dönemde gönderilmişsin. Aynen öyle. Hı-hı. En güzel dönemde ve en yani güzel en isabetli, zeminde. En güzel zeminde, en güzel zamanda gelmişsin ve gideceksin. Dolayısıyla Hak Teala Celle Celaluhu kader ismi, kader olayını kadir ismiyle tayin ettiği için diyor ki ben kulumun o bilgisi kısıtlı, insanın bilgisi sınırlı. İnsan bazı şeyleri bilmiyor, ölçemiyor. Her şeyi takdir edemiyor, biçemiyor yani her şeyi. Tam hakim değil. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu burada ne diyor? Diyor ki ben bir kader tayin ettiğim zaman kulumu en uygun zamanı, en uygun zemini ve ona en uygun olanı, yani ona göre tayin ediyorum. Dolayısıyla kulum benim kaderimi takdir etmelidir diyor. Yani zaten sana en güzelini verdim. Sen tabii, daha ne istiyorsun? Tabii. İşte kadere rıza Allahu Teala'nın bu tasarrufunu takdir etmektir. Ya Rabbi sen bunu yapmışsan senin kaderinde, hı-hı, yani sen bunu bir kader olarak tayin etmişsen ben de bunu, bana düşen de bunu takdir etmek. Ben de bunu takdir ederim demek düşer bana. Yani kadere rıza aslında budur. Mesele ameli bir mesele değil, itikadi bir mesele. Tabii ki onun için kadere iman var. Evet. Mesela, ama kadere iman ne olduğunu kimse bilmiyor ki. Hı-hı. Yani bu manada. Yani şey üzerinden gidiyorum. Ya yani Türkiye'de mesela özellikle Adana Sanat denilen bazı rezillikler var. Kadere isyan falan filan. Düşündüğümde bu korkunç bir şey. Elbette. Ya bu Allah'a isyan direkt. Tabii ki. Yani belki farkında hadsizlik. Değil, evet, hadsizlik. Çok büyük bir hadsizlik. Tabii hadsizliktir bu. Yani ondan dolayı biz kader konusunda bir kere hazzını almalıyız. Kader, kaderin lezzeti vardır. Yani insan kendi hayatına baktığında mesela çok ince bazı noktalarda, kırılma noktası dediğimiz şeyde öyle bir şey oluyor ki hayatı tamamen, mesela bir kızla evlenecek, o anda bir şey oluyor, olmuyor ve bakıyorsun başka biriyle evleniyor. Daha hayatı tamamen değişiyor. İşte orada bir takdir, yani Hak Teala'nın orada bir ölçü koyması, o zaman ve mekan birleşimini, zaman ve mekan bütünlüğünü gördüğü için kuluna en uygununu vermiştir. Dolayısıyla insanın yapacağı şey bunu takdir etmektir. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu kendi kuluna kader tayin ederken onu takdir ederek veriyor. Değerini bilerek veriyor. Yani Hak Teala El-Kadir ismiyle en iyi kadir, kıymet bilendir. Yani ben bir kuluma kader tayin edeceğim de işte burada biraz onu rezil edeyim. Haşa, öyle bir şey olmaz. Hak Teala rahmeti ve sevgisiyle asla kuluna kötü bir kader tayin etmez. Kötü kader tabiri çok büyük bir eder şey. Şeyden örnek verdiniz ya, evlilikten örnek verdiniz. Bazen adam da şimdi izleyici diyelim ki şu an düşünüyor. Tamam öyle diyorsunuz ama ben evlendiğime bin pişman oldum. İşte bunun pişmanlığı onun kendi algısından dolayıdır. Belki o kendisine bir imtihandır. Belki o sabretmesi gereken bir olaydır. Hı hı. Belki onun hayrı bereketi sondadır. Ama insanlar hep peşin istiyor bazı şeyleri. Belki o hayrı onun doğurduğu bir çocuktadır. Belki o kadının hayrı başka bir şeydedir. Elhasıl, hı hı, insan daima tek yönlü ve aceleci davranıyor. Onun için Allahu Teala Celle Celaluhu insanın aceleciliğine vurgu yapıyor. Diyor ki "Hulikal insanu aculen." Yani insan acelecidir. Aceleci olduğu için de bazı şeyleri kaçırır. Yani bazı şeylerin hızlı olmasını ya da bu onun doğal hakkı. Hızlı olmasını isteyebilir. Yani acelecilik her zaman insana zarar veriyor. Fakat, hı-hı, insan da gerçekten acelecidir. İster ki bir an önce olsun. Bundan dolayı takdir edemiyor. Mesela siz çocuğunuza bir şey işte bir şey alacaksınız. Diyorsunuz işte oğlum şimdi daha bekle, almıyorum diyorsunuz. Hı hı. Peki siz onu söylediğiniz zaman bir kadere binaen söylüyorsunuz. Yani. İşte onun kaderinde orada bir rol oynuyorsunuz tabiri caizse, tırnak içinde. Evet. Yani mesela bir şey istiyor, diyor ki zamanı değil diyorsunuz. Telefon istiyor. Yani küçüksün diyorsun mesela. Hı hı. Ben şimdi sana alamam diyorsunuz mesela. İşte o daha sonra alıyorsunuz ona. Ne oluyor efendim? Orada bir zaman... Aslında çocuk alınmadığı zaman da çocuk isyan modunda. Tabii. Hani kadere isyan edenler var ya. Aynen öyle. Ama zaman ve zemin buna uygun değildir. Buna işte, baba tayin hakkı var. İşte babanın takdir hakkı var orada. Evet. Babası bu konuda bir kader tayin ediyor tabiri caizse. Bir takdir hakkı kullanarak bir kader tayin ediyor. Hı hı. Diyor ki zaman, mekan, şartlar, sen kendin buna uygun değilsiniz diyor. Evet. Bu sefer bekletiyorsun onu. İşte doğa da böyle, istekler de böyle. İnsanlar
hep kendi isteklerine, kendi algılarına göre meseleyi anlamaya çalışıyor. Ama iş böyle değildir diyoruz. Arka taraf madalyonun öbür tabii yüzü mesela, ıskalanıyor. Tabii az önce verdiğimiz örnekte çocuk eğer telefon konusunda aceleli davranırsa, isyan ederse, yok babam kötüdür derse, babam cimridir derse, babam işte beni zarar derse ne olur? Halbuki tam tersi, tamamen tersi. Belki süre daha da uzar. Ya belki süre daha da uzar. Yani. O ve tam tersi yani. Evet. Ya da acele eder, alırsın zararını görür. Yani. Evet hocam, bir araya gitmemiz gerek. Evet muhterem izleyenler, Rabbimizin El-Kadir ve Muktedir, El-Muktedir isimlerini konuşuyoruz. Elbette bu isme pek çok sır gizlenmiş durumda. İnşallah ikinci bölümde bu ismin insan üzerindeki, beden üzerindeki, toplum üzerindeki tecellilerini de konuşacağız. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Evet muhterem izleyenler, Rabbimizin El-Kadir ismini konuşuyoruz. Tabii kaderle ilişkisi birinci bölümde son kısmında konuşuyorduk. Orası eksik kalmasın. Kader-kadir ilişkisi. Şimdi hani kelimenin buradan türemiş olması önemli. Elbette. Değil mi? Yani bir miktar var, bir kudret var. Miktar da oradan geliyor zaten. Ha, yani hem miktar var, hem kudret var. Buradan şu, bilmiyorum yani girelim mi? Bu kader meselesine çok fazla girmeyi de şey bulmuyorum. Yok yok, rahat olalım hocam. Yani kaderin, Hazreti Ali'nin hani bir meselesi vardır ya. İşte diyor yolda giderken yolunu değiştirdi. Yanındaki arkadaşı dedi, ne yapıyorsun ya imam? Bir saçağın altından geçiyor, yıkılmak üzereydi. Yolun karşısına geçti, yıkılabilir, üstümüze düşebilir diye. O da diyor ki, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? İmam Ali de diyor ki, ben Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine evet, kaçıyorum. Evet, bu tabii bilinen bir konu. Hı-hı. Biz şöyle söyleyeceğiz hocam, burada yani kaderle ilgili belki sürpriz bir husus olarak şunu söyleyebiliriz. Kaderin bir anlamı da randevu demektir. Randevu. Evet. Aynen böyle. Nereden çıkarıyoruz bunu? Allah-u Teala Hazreti Musa diyor, وَجِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى. Sen bir randevuyla geldin ey Musa diyor. وَجِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى. Yani bir randevuyla geldin. Yani hani Allah-u Teala ona vaat ediyor ya, işte Tur Dağı'na gel diyor. Yani Allah-u Teala'nın bize verdiği kader aynı zamanda bize verilen bir randevu mu? Evet. Tabii. Bir verilen bir randevudur. Ama biz bunun farkında olmadığımız için bazen halbuki insan randevusuna bazen çok sevinerek gitmesi gerekiyor. Ya iş içindir, ya tanışmak içindir, ya bir şey. Ama insanlar genelde bu noktayı kaçırdığı için sanki zoraki bir şey gibi anlıyor. Bu şimdi daha da şey oldu. Daha da yani kaderle ilgili, kadere rıza göstermeme evet, daha da büyük bir haddi aşma oldu. Aynen öyle. Randevuya gitme. Sana randevu vermişler. Evet. Aynen. Sen öyle. Bir de küstahlık yapıyorsun. Aynen öyle işte. Randevu. Bu bir daha hani anlaşılan bir ifade olarak bunu söylüyoruz. Demek kader aslında insanın randevusudur. Allah-u Teala Celle Celle bir insanın hani vefat döneminde, kaderinde ona bir randevu vermiştir. Ben kulumu bu zamanda karşılamak istiyorum diyordur. Evet. Ben ölümse eğer, neyse artık, randevu budur. Yani bir o anda ben bir karşılaşmak istiyorum diyor, tabiri caizse. İşte ama insan bunu bilmediği için, anlamadığı için, dar düşündüğü için, daha kapsamlı düşünmediği için ne yapıyor? Randevudan kaçıyor. Onun için kaderimiz aslında bizim randevumuzdur aynı zamanda. Evet. Ve randevu da kötü bir şey değildir. Tabii ki. Evet, onu söyleyeceğim. Evet, El-Kadir ismini konuşuyoruz. Rabbimizin Kadir gecesini de konuşmamız gerekecek. Tabii. Yani bin aydan hayırlı bir gece ve şeye baktığımızda Kadir gecesi nedir sorusu, aynı zamanda Kadir ismi nedir sorusuna da cevap mıdır? Yani aynen, evet, Allah-u Teala'nın bu evet, ismi pek çok şeyden hayırlı. Tabii. Öyledir. Yani Allah-u Teala bu Kadir ismi bin aydan daha hayırlıdır. Yani ölçü konusunda da böyle. Bir de hocam bir Kadir gecesine geçmeden önce El-Kadir isminin bir inceliği daha var. Onu da söyleyelim unutmadan. Çünkü belki program içinde hani şey yapmayabiliriz. El-Kadir ismi aynı zamanda takdir eden ve takdir edilendir. Yani Hak Teala Celle Celaluhu El-Kadir isminde sadece takdir etmiyor. Takdir edilmek de istiyor. Yani evet, benim kadrimi bilin demek istiyor. Ben nasıl ki sizin kadrinizi biliyorsam, size göre davranıyorsam, siz de benim kadrimi bilin demektir. Onun için Allah Teala diyor, "Ve ma kadarullah hakka kadrihi." Allah'ı hakkıyla takdir etmediler diyor.
Etmediler mi, edemediler? Edemediler ve etmediler. Yani etmediler veya edemediler. Evet. İki türlü. Yani edemediler, isteseler de edemezdiler ama çalıştılar. Hı-hı. Ama bazıları da çalışmıyor. Evet. Yani iki türlü. Orada bir fark var. Yani tabii. Biri var, çalışıyor, çabalıyor. Tabii. Yani çalışsanız da takdir edemezsiniz. Edemezsiniz. Çünkü Allah-u Teala'yı takdir etmek, ama takdir etmek şey anlamda mümkündür. Uğraşmak lazım ama onun için. Ama şey anlamda mümkündür. Yani bir şeyi takdir, kıymetini bilmek anlamında mümkündür. Ya ben bu kadar şey yapayım, beni takdir etmiyorsunuz diyoruz. Nankörlüğün zıttı anlamında. Evet. Yani takdir etmeme anlamında. Değil mi hocam? Hı-hı. Yani biz bunu yaşıyoruz hayatta. Bir şey yapılınca ya bir takdir bekliyordum bunda yani. Denir yani. Takdir. Hı-hı. İşte Hak Teala Celle Celaluhu kendisi takdir edilmesini de istiyor bu manada. Yani nankörlük edilmemesini, yaptığı şeyin görülmesini ve bu konuda onun takdir edilmesini tesbih ederek, ona karşı hayranlık, sevgi gösterilerek. Ama insanlar istenmese dahi yine de takdir etmiyor mu? İstemese de ediyor ama onun hazzını siz almazsanız tadı olmuyor hocam. Yani insan bilinçli yapmadığı zaman takdir ediyor ama Allah Celle Celaluhu istiyor ki insan bunu yaparken farkında olarak yapsın, hı hı, ve hazzını alarak yapsın. Sarhoşluk halinde değil. Değil. Bilinç halinde. Bilinç halinde. Evet. İstekli ve içten yapsın yani. Hı hı. O manada. Şimdi Kadir Gecesi ile ilgili sorunuza gelince. Kadir az önce anlattık. Yani şimdi burada ölçü zamanda hani hayru min elfi şahır. Demek ki yani ölçünün göreceliliği diye bir şey var hocam. Yani bir şeyi çok sen ölçü anlamında, takdir etme anlamında, yani senin standart anlamında, şöyle söyleyebiliriz. Yani Kadir Gecesi'nin standardı farklıdır. Ölçüsü farklıdır, standart anlamında. Hani bazı şeylerin standardı rakamsal değildir hocam. Yani kıymeti, ağırlığı var, şu var. Yani standartlar farklıdır biliyorsunuz. Yani şöyle, biz dedik ki El Kadir ismi aynı zamanda kıymet. Tabii standart da aynı zamanda. Bir kıymet. O zaman o gece, yani Kadir Gecesi kıymet açısından standart olarak farklıdır. Diğerlerinden çok çok. Yani normalde her gece, bizde her geceler çok. Hı-hı. Ama bazı gecelerin standardı farklı. Ya şekilsel olarak şöyle gidiyoruz. Evet. Sonra böyle çıkıp. Bravo. İşte devam. Standart farklı. Hı-hı. Yani biz şunu anlamalıyız ki Hak Teala Celle Celaluhu bazı şeyleri hani düzen içinde yaratmıştır ama standardı farklıdır. Evet. Bazı günlerin, bazı zamanların standardı farklıdır. Biz işte o standarda göre. Orada hikmet nedir? Niye mesela şey farklıdır o gecenin? Ne özelliği var mesela? İşte zaten söylüyor, diyor ki ruh iniyor diyor. Ruhun da ölçüsü olmuyor işte. Sen ölçemezsin ki ne kadar olduğunu. Tetenezzelu melaiketu ve ruhu fiha. O gece ruh iner. Şimdi ruh ölçülür mü? Tartılır mı? Nasıl takdir edeceksin? Yani o gece o zaman ölçü artık insani değildir. Ya o manada. Ancak takdir edebilirsin. Evet. Yani o gece takdir gecesidir. Tabii. Kadir de değil, takdir gecesi. Yani kadir kıymet bileceğin yani gecedir. Kadir değil derken insan şey yapamıyor, ölçemiyor. Tabii yani şöyle söyleyeyim hocam, ruh iniyor o gece, hı-hı, ve ruh o gece ölçülemez, tartılamaz, hı-hı, bu kadar kilo denemez, bu kadar metre santim denemez. Evet. Ne denir? Ya Rabbi senin bu ruhun, verdiğin ruha karşı ancak seni takdir ederiz diyebiliriz. Hı-hı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz diyebiliriz. Ve bu gece her türlü standardı aşmıştır, her türlü şeyi aşmıştır diyerek hamd ve şükrümüzü ifade edebiliriz. Bu bilinçle Kadir Gecesi'ni idrak etmeliyiz. Yani ölçü ve standart dışı sadece takdir, hı hı, etmeyi bilerek, sevmeyi, tesbih etmeyi, işte en güzel zikri, en güzel övgüyü ortaya koyarak takdir etmeye çalışmalıyız Hak Teala'yı. O manada. Yani ruh iniyor çünkü. Anladım. Tabii. Şimdi Seydem, kelimenin şeyine baktığımızda El-Kadir ya da Muktedir ismine hani baktığımızda zahiren mesele hiç vakıf olmadan baktığımızda tecellinin aslında daha çok insan dışı yerlerde olması gerekir. Ya zahiren ben bakıyorum mesela gökyüzü, muhteşem bir kudret var. Dağlar, muhteşem bir kudret var değil mi? Ama Kur'an'daki incelemesine baktığımızda mesela bir iki ayet okuyayım. Sonra sorumu sorayım. Ahkaf suresi, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını görmezler ve bütün bunları yaratanın ölüye hayat vermeye kadir olduğunu. Şunun altını çiziyorum. Ölüye hayat vermeye kadir olduğunu. Yani Allah'ın kadir ismi ölüyle. Ölüye hayat, evet, verme. Şu halde aynı Allah ölüye hayat vermeye kadir değil midir? Kıyamet suresi. Elbet insanı yoktan var eden Allah onu tekrar hayata döndürmeye kadirdir. Tarık suresi devam ediyor. Başka ayet-i kerimelerde kudret ölüm ilişkisi. Evet. Yeniden dirilme ilişkisi. Yani
hani şeye mesela şey olarak bakıyorum mesela. Hani bulutlardan bahsedilse, şimşekten bahsedilse insanın yabancısı olduğu, ne olduğunu, gizemini o dönem hele o dönem koşullarında bilmediği, çözemediği bir şey. Ama ölüm yani insanın gözünün önünde öldü yani. Allah-u Teala niye hani yeniden bu dirilmeyi çok büyük bir kudretin nişanesi olarak yeniden dirilmeyi gösteriyor? Evet. Şimdi yani hayat bir ölçüdür, bir nizamdır biliyorsunuz. Yani sadece bir canlılık bir şey değildir. O manada Allah Celle Celaluhu diyor ki ben insanı yarattığım zaman sadece bir hani geçen programda da söyledik bir robot gibi işte hareket eden bir varlık değildir. Hı hı. Ya şimdi robot hareket eder belli bir şey. Ama bu bir belki bu hareket anlamında bir kıpırdanma anlamında canlılık olarak ifade edilebilir ama bir hayat değildir bu. İşte Allah Celle Celaluhu burada takdiri robotta da Allah'ın Kadir isminin bir tecellisi vardır. Belli şeyler takdir edilerek mesela belli bir ölçüyle, belli bir sistemle değil mi? İnsana şey var. Robotta ona birazdan geleceğiz. İrade yok, kudret var. Tabii. Değil mi? Tabii ki irade yok. Tabii ki iradesi onu oluşturanadır. Hı hı. Yani iradesi onu oluşturana bağlıdır. Onun yazılımında evet. olana bağlıdır. İşte bu şekilde yani Hak Teala özellikle ölümde mesela sizin dediğiniz çok güzel bir soru. Yani neden Allah El Hay ismini kullanarak ben zaten hayyim her şeyi diriltirim demiyor da Kadir ismini şey yapıyor. Çünkü insanın yaşamında gerçekten ölçünün bir nizamın olduğunu ve buna göre her şeyin celan ettiğini buyurduğu için orada evet. Al-Kadir ismini söylüyor. Şimdi başka ayet-i kerimelere bakıyoruz. İnsanla ilgili özellikle kudret yani Kadir ismi insanla ilgili geçiyor. İnsanı güzelleştirme olarak sizi mesela şeyde Mürselat suresinde sizi basit bir sıvıdan insanın yaratılış safhası. Evet. Sizi basit bir sıvıdan yaratmadık mı sonra o suyu sağlam bir yerde rahimde sakladık belli bir süreye kadar. Tabii. Biz insanın yaratılışını işte böyle gerçekleştirdik. Tabii işte yani sonu ifade edeyim ne mükemmeldir bizim gerçekleştirme kudretimiz. Fekaderne ve ni'mel kadirun. Fe ni'mel kadirun. Evet. Yani en güzel takdir eden biziz. Yani Hak Teala Celle Celaluhu burada insanın işte fekaderne fe ni'mel kadirun diyor. Biz onu takdir ederiz. Yani zamanını yaratmada ölçüsün. Da kader var. Tabii kader var zaten. Hı-hı. Ölçü yani ölçü. Kullu şeyin indahu bir miktar diyor. Her şey onun yanında bir evet. miktar üzere. Yani ölçü çok önemli. Yani eğer bir şey ölçüsüz olursa mesela bazı canlılar vardır. Kendi ölçüsü dışında mevcut şeyin ötesinde büyük olursa sorun olur. Daha küçük olursa da sorun olur. Onun için her şeyi bakıyorsunuz canlılık anlamında. İşte her şeyin bir ölçüsü vardır. Dolayısıyla Hak Teala Celle Celaluhu burada yani kudretini, gücünü ölçüyle kullandığını, ölçüye göre şey yaptığını, takdir ettiğini buyuruyor. Ve en güzel takdir eden biziz. Çünkü bu işin ilmi bizdedir diyor. Rahmeti de bizdedir. Şimdi evet. en güzel en güzel kim takdir edebilir? En çok bilen takdir edebilir. Mesela evet. şimdi diyelim ki mühendislik ilmine sahip olan kişiyle bu ilme, bu bilime sahip olmayan kişinin bir şeyi takdir etme, ölçme de bir sistem oluşturma şeyleri aynı mı? Hayır. Dolayısıyla Kadir'de aynı zamanda ilmi bir Allah-u Teala bilgi, ilim, alim isminde tecellisi olduğu için. Hı-hı. Yani çünkü bir basir ismin tecellisi vardır. Görerek yapıyor bunu. Değil mi? Tabii. Yani başka isimlerinde tecellisi olduğundan Kadir ismi çok kapsayıcı bir mana ifade ediyor. Evet şimdi bu diğer esmalardan bahsettiniz. Şey geldi. Şimdi El-Kavî ismi yine kudret, sınırsız bir kudret. Güç diyelim ona. Buna kudret demeyiz, güç diyelim. Evet, sınırsız bir güç. Kadir ise bunu ölçülü şekilde tabii. kullanılması. Şimdi o zaman şu soru akla geliyor. Şimdi Allah elbette her şeye gücü yeter. Her şeye kudreti yeter. Fakat buna rağmen mesela bir ölçü belirliyor. İşte bu Allah-u Teala... bir şey yaparken Allah dilediği için mi yapar? Dilediği için mi yapar? Yapacağı için mi diler? Evet. Dilediği için mi yapar? Allah dilediği her şeyi mi yapar? Öyle şöyle sorayım. Evet. Allah dilediği her şeyi mi yapar? Yoksa yapacağı şeyi mi diler? Allah her şeyi diler. Önce diler ondan sonra yapar. Hı hı. Net.
Bir kere yaparak dilemez. O onu şey yapar. Tamam, Allah Celle Celaluhu önce ne yapar hocam? Diler. Hı hı. Dilemesi de hikmete mebni olur. Allahu Teala boş abes şeyler yap dilemez. Evet. Dileyeceği zaman önce ilimle diler, hikmetle diler. Yani dilek de özgür değil. Hı hı. Yani Allah'ın dilemesi de belli bir şeyle sınırlı. Yani Hak Teala'nın dileği sınırsız ama sınırlı. Niye? Alim ismi, Hakim ismi devreye girerek diyor ki sen bir şey dileyeceksen ben devreye girmeliyim diyor. Hı hı. Hikmetle yapmalısın diyor. Evet. Allah'ın Hakim ismi var çünkü. Hı hı. Yani o zaman eğer ben yok hikmeti bırakırım dese El-Hakim ismi tatil olur. Bunu kabul etmez El-Hakim ismi. Evet. Anlatabildim mi? Hı hı. Onun için Allah Celle Celaluhu bir şeyi yaratmayı murad ettiğinde, irade buyurduğunda önce bu işin ilmi, alim ismi devreye girer. Bilgi anlamında, hakim devreye girer. Hı hı. Yani örnek diyorum. Ondan sonra rahmet. Hepsi bir arada olur da ama hani şey olarak yani Hak Teala'nın iradesi onun hikmetiyle sınırlıdır. Dolayısıyla bazıları şunu der. Allah her şeyi diler mi? Allah Teala her şeyi diler ama boş şey dilemez. Evet. Gereksiz şey dilemez. Boş şeylerden münezzeh. Onun için bir taş yapar diyorlar. Allah-u Teala gücü yetiyorsa bir taş yapsın. Her kimse işte kendi falan bir gibi hani şey. Ama Allah-u Teala Celle Celaluhu bu taşı yapabilir. Kimsenin yani en şey bir dedikleri şekilde hani büyük bir şey yap ama bu hikmeti ne olur? Hı hı. Yani El-Hakim ismi insanların bazı tuhaf soruları var diyor ya. İşte Allah yani haşa soruyu siz girdiniz diye söyleyeyim. Kendisinden büyük bir taş yaratabilir. Tabi. Öyle soruyorlar, soruyorlar haşa. Fakat dediğiniz gibi El-Hakim ismi bir her şeyin bir hikmete binaen. Tabi. Yaratabilir tabii. Ama yaratmaz. Yaratmaz. Neden? Çünkü El-Hakim ismi devreye girer. Hakim değil, hikmete uygun hikmet değil. Hikmet yok burada. Evet, burada hikmet yok. Yani buradan El-Kadir ismiyle aslında El-Hakim ismi tabii. Arasında çok muhteşem bir ahenk var. Aynen öyle. Allah-u Teala insanlar gibi haşa saçma sapan şey yapmaz. Tabii, kaba kuvvet dedik ya az önce. Evet. Şimdi bugün insanlar kaba kuvvet uygulamaz yani. Uygulamaz. Bugün en çok soru söylenen birisi ölçüsüz güç, dengesiz güç, orantısız güç diyorlar pardon. Hı-hı. Yani orantısız güç kullanmak diyorlar mesela. Niye orantısız güç? Kendini kontrol edememek. Aslında ya, çok kibarlaştırıyorlar ama. Tabii. Bu kendini orantısız güç kendini kontrol edememek. Tabii ama güç kullan diyor ama orantısız olmazsın. Yani takdir ederek ölçüye göre. Ha. Yani Allah Celle Celaluhu rahmeti kendisine ilke edindiği için her şey orantılı oluyor kendiliğinden. Hı hı. Asla bir orantısız güç olmuyor işte. Evet. Kaba kuvvet hiç olmuyor zaten. Evet. Değil mi? Hı hı. Şimdi bu kudret irade ilişkisini de Seyyidam çünkü konuşalım. Orada Allah Teala önce arada şey diyor. Bir şey dilediği zaman kun feyekun diyor. Ondan dolayı önce irade vardır. Hani siz dediniz ya bir şeyi önce yaratıyor mu da mı sonra istiyor yoksa istiyor mu? Yaratıyor. Ama Allah Teala bir şeyi yaratmadan önce ister. Hı hı. İstemeden bir şey yaratmaz. Evet. Onun için innema emruhu iza arada şey'en bir şey dileyeceği zaman. Hı hı. Kun feyekun der olur. Ama neye göre diler? Hikmete göre diler. Evet. Güzel bir cevap oldu. Çok hoş bir cevap oldu. Evet. Hani bunları niye soruyoruz? Çünkü soruluyor arada. Sorusun farklı bir çağdayız, farklı bir yüzyıldayız. Hani bazıları şöyle diyor hocam. Ya kafamızı karıştıracak. Kafamızı karıştıracak hiçbir şey yok. Hı hı. Her sorunun cevabı Kur'an'da her şeyin cevabı hiçbir şey kafa karşı siz acizliğinizden öyle diyorsunuz karşıdakilere koz veriyorsunuz işte ne bileyim efendim bir şey soruyoruz kafaları karışıyor yok öyle bir şey efendim hangi soru istiyorsan sorun değil mi? Hangisi mübindir tabi neyi kafamız karışacak evet eyvallah Allah razı olsun irade ve kudret ilişkisi şundan dolayı şimdi insan canlı ya da fark etmez bazen kudreti vardır. Ama işte robot örneğini verdiniz ya, iradesi yoktur. Bazen iradesi vardır, kudreti yoktur. Yani iradesi vardır, yeryüzüne adaleti getireyim. Ama o kudret yoktur, getiremez yeryüzüne. Orada elbette çalışması gerekir. Ya bu nasıl bir ilişki biçimidir irade ile kudret arasında? Çok iç içe girmiş gibi görünüyor. Hocam güzel bir sorudur bu. İnsan, insanın kendi gücünü aşan iradesi niyet olur. Bir daha söyleyelim burayı. Tabii. Daha ben diyecektim. Altını çizelim. Bir daha alalım. İnsanın kendi gücünü aşan iradesi onun niyetidir. Evet. Bir şey gücünüzü yapmak istiyorsunuz ama gücünüzü aşıyor. O zaman niyet edeceksiniz. Bu niyettir. Niyet edeceksiniz. Evet. Bunun karşılığını alıyorsunuz zaten. Bunun da sevabı var. Tabii. Niye Peygamber sana diyor niyetül mümini eblagu min amelihi diyor. Müminin niyeti amelinden üstündür. Çok güzel. Hadi üstündür. Niye amelinden üstündür? Çünkü amel kudrete bağlıdır, güce bağlıdır, belli bir sınıra bağlıdır ama niyet öyle değildir. Niyet gönle bağlıdır. Tabii. İtikada belki, imana belki aşka. Tabii.
Onun için ne yapacaksınız hocam? Ne yapacak herkes gibi değil. Evet. Güzel niyet, önce güzel niyet. Güzel niyet. Ha, ben gücüm yetmiyor. İrade yani. Tabii yani. İradem, niyetim olmalı. Niyetim de iradem olmalı. Hı-hı. Şimdi keşke yoktur bizde. Adam mesela keşke olsa şunu, o niyet et o zaman. Niye keşke diyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Keşke şeytandandır diyor. Evet. Niye şeytandandır? Çünkü niyet etmiyor insan. Hı-hı. Keşke benim şu olsa bunu yapardım. Karanlığa taş atıyor aslında. Tabii. Ya. Keşke odur. Ha, keşke benim şu kadar param olsa şunu yapardım. Bunu diyeceğine inşallah para bunu yaparım de, niyet et. Hı hı. Olacağı zaman bunu yaparım de. Evet. Yani niyet işte insanın gücünü, ölçüsünü, kapasitesini aşan, mevcut kapasitesini aşan iradesi niyettir hocam. Hı hı. Biz buna niyet diyoruz. Mesela hacca bize hakim bir genel bir anlayış. Çok güzel bir soru sordunuz bu arada. Sizi tebrik ediyorum hocam. Şimdi şöyle söylüyorlar efendim, işte gücü olmayan haca gidemez. Yani hac farz değildir diyoruz değil mi? Hı-hı. Bilinen bir şey. Hı-hı. Yani haca gitmesi için imkanın olması lazım. Ama işte Hak Teala şunu buyuruyor. Diyor ki hadiste diyor, gücünüz yetmiyorsa bile niyet etmelisiniz diyor. Niyetsizlik sorumluluk altına koyar sizi diyor. Evet. Hac etme niyeti taşımak gerekir. Tabii. Şimdi insanlarımıza soralım. Kaç kişi haca niyet etmiştir? Yani ben niyet ettim gideceğim. Her sene niyet etsinler haca gitmiş oluyorlar. Evet, niyetsiz kalmayalım. Kalmıyor. Her sene hac döneminde hacca gitme niyeti edilecek. Bu şey gibi mi acaba? Hadis-i şerifte diyor, her kim ki şehit olma ömründe tabii, bir defa şehit tabii, olma niyeti taşımadan ölürse cahiliye üzere ölür. Aynen bir nifak üzere şubesi üzerinde ölür. Aynı o da bununla ilgilidir. Niye? Ya, niyet edeceksiniz diyor. Yani peki sizin neden iradenizi mevcut kapasitenizle sınırlıyorsunuz? Neden bu kadar maddeci oluyorsunuz? Neden bu kadar reel politikçi oluyorsunuz? Bu aslında Allah'ın kudretini de anlamamak değil. Anlamamaktır tabii. Reel politikçi olmayın diyor. Hani evet. Bu siyasal anlamda tabii, böyle tabii, şey. Tabii, real politikçi adam real politikçi olalım diyor. Her şey güçle. Bazen hani sen risk al, niyetini et. Tabii. Bakarsın Allah gönderir. Bu böyledir bu. Risk alma işidir bu. Liderlik de budur. Ondan dolayı hani siyaset anlamında alırsak real politikçilik de bunun zıttıdır. Adam her şeyi vakaya göre, mevcut şeye göre değerlendiriyor. Değil mi? Tabii iradesini şeye göre sınırlandırıyor. İrade mevcut duruma göre sınırlanamaz. İnsan hayal kuracak, irade kuracak ama hepsi niyet olmalı. Evet. Bizim sınırsız niyetlerimiz olmalı. Afaki, çok sofistike, fantastik. Evet. Yani tabii, ne diyecek? Tabii. Olmalı. Ama sonuçta niyet. Problem bu. Zaten niyetsizlik. Tabii. Niyet olmayınca kudret de tek başına bir işe yarar. Tabii olmuyor. Yani şey gibi Seydam. Normalde hani toplumun deli dediği çok büyük kudretleri var. Tabii. Ama küçük bir çocuk diyor otur, oturtuyor. Aynen. Şunu yap diyor, bunu yaptırıyor değil mi? Aynen. Ya bugün şimdi... Çünkü irade problemi yaşıyor. İrade problemli hocam. Bugün duyuyoruz mesela işte falan ülke çok kudretli ama vizyon oluşturuyor kendisine. İşte şu vizyon, bu vizyon diye. Niye vizyon? Yani niye mevcut durumuna göre sınırlamıyor? Ben bu diyor, ben böyle olacağım diyor. Yani kendine bir vizyon. İşte Allah'ın El-Kadir ismi bize bir vizyon da olmalı. Biz kudretimizi mevcut şeyle sınırlandırmamalıyız. Evet. Vizyonumuz olmalı yani. Niyetimiz vizyonumuzdur. Aynı Eyvallah. Zamanda. Niyetimiz vizyonumuzdur. Evet. bu güzel oldu Seylem. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Eyvallah hocam. Aslında belki konuşabiliriz ama süremiz de sona erdi. Hem de cümle de çok güzeldi. Niyetimiz vizyonumuzdur deyip bitirelim. Evet Rabbim El-Kadir ismini, El-Muktedir ismini anlamayı, o kudreti irade ile süslemeyi, irade etmeyi, niyet etmeyi, niyet üzere yaşamayı nasip buyursun, ihsan buyursun diyelim. Haftaya Rabbimizin bir başka esmasını konuşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.